Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Uzay, yıldızlar ve galaksiler, evrenin bilinmeyen sırlarını çözmek gerçekten de çok ilgi çekici. Bu programda ele aldığımız projeler bizi tamamıyla dünya dışı konuları öğrenme macerasına çıkarıyor. Dondurucu soğukta, karanlık ve uzun gecelerde kutup ayıları ile birlikte tutku dolu bir maceraya hazır mısınız? Norveç'teki öğrenciler işte tam da bunu yapıyor. Şimdi onlarla birlikte Kuzey Kutbu ışıklarını keşfe çıkıyoruz. Şu anda Kuzey Kutbu'na 1300 kilometre uzaklıktaki Spitsbergen adasındayız. Burada dünyanın en kuzey noktasındaki üniversitesi bulunuyor. Kısa adıyla UNIS olarak bilinen Svalbard Üniversitesi 1993 yılında kurulmuş. Her sene buraya 500 öğrenci geliyor. Bu sene tam 44 farklı ülkeden katılım olmuş. Şu anda 17 kişilik bir öğrenci grubu 520 metrelik bir dağın tepesine bulunan Kian Heringsen gözleme evine gidiyor. Nöbet beklemek için iki gönüllüye ihtiyaç var. Birkaç teorik dersten sonra şimdi harekete geçme zamanı. Öğrenciler gönüllü olmadan önce nasıl tüfek kullanıldığını öğrenmek zorunda. Çünkü bu eğitim göründüğü gibi kolay değil ve kutup ayıları her an saldırabilir. Özellikle de gözlemevi civarında. Gerçekten de çok büyük risk alıyoruz. Kutup ayıları her an gelebilir. Öğrenciler gözlemevinin çatısında hazırlıklarını tamamlarken seher vaktinin gelmesini bekliyor. Bir sonraki aşamada aletleri çalıştırmaya başlayacak ve ölçümleri kontrol edeceğiz. Ana binanın içerisine giriyoruz. Öğrenciler Kuzey Kutbu ışıklarını araştırmak için malzemelerini ayarlıyor. Güneş ve yıldızlar atmosfer üzerinde adeta sihirli bir görüntü oluşturuyor. Bu gözlem biraz yüzeysel. Işıkları sadece görsel olarak araştırıyor. Ancak AESCAT radar kurulumu sayesinde bu ışıkların bilimsel olarak nasıl oluştuğu araştırılıyor. Bu aleti kullanan sen olabilirsin. Şu koltuğa oturman gerekiyor. En stresli zaman radarın çalıştırıldığı andır. Şimdi bu aleti çalıştırmanı görmek istiyorum. 57 birimde bekle ve 59'da başla. Şimdi iletmeye başlayabilirsin. Bu yeni bir alet. Her şeyin tam olarak çalıştığından emin olmalıyız. 300 tonluk radar konumunu alıyor. Şimdi güç sende. Bence bugün öğrenciler iyi bir iş çıkardı. Öğrenmedikleri şeyleri yapmaya zorladık ve gerçekten de iyiydiler. Ne olacağını görebilmek için işi öğrenmeye ve verileri okumaya çalıştılar. Bu gizemli olayın ilk görüntüleri atmosferin üst kısmından elde edildi. Bu sayede güneş sistemiyle alakalı birçok şey öğreniyoruz. İşte bu yüzden buradayım. Bu işe tutkuyla bağlıyım. Bu çalışmalar sayesinde doktoram için birkaç kredi kazanacağım, ancak o notları umursamıyorum. Şimdi de Güney Afrika'ya gidiyoruz. Minik öğrenciler evrenin en büyük bilinmezlerini keşfetmeye hazırlanıyor. Acaba astronomi geleceğin bilimsel çalışmalarına kapı açabilecek mi? Birlikte izliyoruz. Bu küçük öğrenciler her cuma olduğu gibi güneş sisteminin bütün bileşenlerini bir araya getirerek okulun astronomi kulübü dersine hazırlanıyor. Evreni Keşfedin adlı akıllıca tasarlanan bir ders uygulama seti sayesinde bu minik ve meraklı öğrenciler çalışmaya can atıyor. Bu kısım çok önemli çünkü burada güneş, diğer gezegenler, ay ve dünya bulunuyor. Hepsi güneş sisteminin bir parçası. Belki bir gün samanyolunda yolculuğa çıkar ve bu öğrendiklerimizi kendi gözlerimizle görürüz. Dünyanın 61 farklı ülkesinde küçük öğrencilere verilen bu astronomi eğitimi Universe Awareness, yani evreni keşfedin adlı bir eğitim setiyle veriliyor. Buzani Kumalo, Cape Town'daki dersi yürüten öğretmen. Güney Afrika'da genelde sınıflar çok kalabalık oluyor ve bilim ve fenle ilgili müfredatta çok az ders var.
Şu anda öğrenciler çok küçük yaşta bilimle ilgili şeyler öğreniyor ve bu alana karşı ilgi duymaya başlıyor. Biz şu anda lise seviyesine kadar gençler arasında bilim ve fen derslerine olan ilgi eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Şu anda Güney Afrika'da denizden 400 kilometre uzakta ayın yüzeyini andıran kum tepelerinin olduğu Karoo bölgesindeyiz. Buradaki son teknolojiyle donatılmış astronomi gözlem merkezine dünyanın her bir yöresinden bilim insanı gelerek gökyüzüyle ilgili araştırma yapıyor. Yeryüzündeki diğer insanlar için bunu anlamak biraz zor. Patlayan bir yıldız gördüklerinde bu nedir diye soruyorlar. Bu niçin burada, neden diğerleri de patlamıyor? Tüm bunlar kafalarda soru işareti yaratıyor. Biz de bilimle uğraşarak bu sorulara yanıt aramaya çalışıyoruz. Gözlem evinin bulunduğu platodan birkaç kilometre ötedeki Sutherland'de hayat şartları zor. İşsizlik, alkolik hastalığı ve suç oranı yüksek. Gençler için hayat pek de umut verici değil ve dünya küçük. Ancak Roosevelt Ortaokulu'nda astronomi dersleri genç beyinleri eğitmeye devam ediyor. Bu ay ve bu da dağlar, tepeler ve kayalıklar. Öncelikle yaşlarına binaen konuyu daha kolay kavramaları açısından ayı öğretiyoruz. Çünkü ayı günlük hayatlarında gece ve gündüz görebiliyorlar. Astronomi bilimi şu anda zor şartlar altında eğitim gören ve yaşayan bir topluluk için öncelikli olmayabilir. Ancak Universe Awareness eğitimcileri şimdiden büyük resmi düşünüyor. Onlara umut vermenin en iyi yolu onları küçük yaşta eğitmek. Onlara evrenin çok büyük olduğunu ve fırsatların da her zaman önlerine çıkacağını öğretmek istiyoruz. Hani derler ya, limit gökyüzü. Siz küçük bir astroloji uzmanı mısınız? Uzayla ilgili ne tür gözlemler yaptınız? Sosyal medya üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.